Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda başlıkta görmüş olduğunuz gibi okula ilk başladığınızda, böyle daha ilk adımınızı attığınızda yaşadığınız en rezil, iğrenç, cringe, bir de buna okula tiksindirecek şeyler nedir diye sordum. Maşallah. Neler yaşamışsınız, neler, Allah'ım yarabbim. Bu okula ilk başlayacaklara biraz hem anı, hem tecrübe, hem yapmaması, dikkat etmesi gereken şeyler olabilir. O yüzden herkes 5 kulağını, 5 duyu organımız var yani, 5 kulağını açsın, bizi iyi dinlesin bu videoda. Videoya geçmeden önce bu tarz videoların tabii ki gelmesini isterseniz, eğer istiyorsunuz sizden gelenler, beğenmiyorsunuz, beğenmezseniz atmıyorum kardeşim. Beğenip yorum atmayı lütfen unutmayın. Kanalıma da abone olmayı unutmayın tabii ki. Bu serileri ben Instagram hesabım üzerinden istiyorum. Instagram hesabım üzerinden alıyorum. Haberiniz de olsun. O yüzden beni bu serileri kaçırmamak, atlamamak, haberdar olmak için Instagram hesabından takip etmeyi lütfen unutmayın. Lafı çok uzatmadan videoya geçmek istiyorum. Hadi bakalım neymiş bu? Okula başlayınca kanser olacağız dediğimiz şeyler nedir? Allah şimdiden sabır versin, yardımcınız olsun. Hadi. Hocaya çizgili mi kareli mi defter alalım diye sordum. Not tut da fark etmez dedi. Peki kaç yaprak olsun dedim, rezilliktir. Bu Aykut Elmas'ın bir tane vine'ı var ya, daha doğrusu videosu, bu şey diyor. Hocam kaç yaprak? 100 yaprak dedi, 100 yaprak olması gerekiyor. Kareli mi dedik? Kareli olması gerekiyor. Biz de bu, biz bu nesille büyüdük. Ama şimdi hocalarımız maalesef bunu der oya. Not tut da istersen böyle şey yap, çiviyle duvara yaz, anladın mı? Hani not tut, yeter ki not tut, ne yaparsan yap. Hani alnına da yazabilirsin, kollarına, hiç fark etmez. Not tut yeter, çok güzel demiş bunu, haklı, haklı. Kaç yaprak olsun? Allah'ım ilkokulda mıyız yarabbim? Ama tabii ki 9. sınıfta normal, sonuç olarak bir ortaokul havasından çıkıp da geliyorsun oraya. Türkiye'de okuyordum. Sonra İsviçre'ye gittim. İlkokul günümdü. Gittiğimde her şey çok farklı gelmişti. Tuvalete gittim. İçeri girdiğimde bir çocuk içerideydi. Hemen çıktım. Çok utanmıştım. Yanlış geldim sanmıştım. Sonra öğrendim ki kız erkek karışıkmış tuvaletler. Benim için komik bir durumdu. Ay ben gerçekten hani eğer öyle bir şey olsa, ay iğrenç bu arada ya. Hani ben bazen böyle bir yerlere gidiyorsun işte, kafedir, restorandır falan. Hani böyle bir tuvalet olayını ben sevmiyorum ya. Hani benim hem cinsim dışarıda beklesin, erkek yok yani. Domuz, domuzlardan tiksiniyorum, görmek istemiyorum hiçbir yerde. O yüzden herhalde bütün okul boyunca lavaboyu falan kullanmazdım, kız erkek karışık olması, bilmiyorum. Temiz değil bir kere erkekler ya. Temiz değilsiniz, leşsiniz, leş gibisiniz. Bazı temizlik hastalarını ayırayım hadi, çok linç yemeyeyim ya da linç yiyeyim, ne olur, pissiniz. Bizim kadar temiz titiz değilsiniz asla. Gerçi bütün öğrenim hayatım boyunca yüksek ihtimalle lavabo kullanmazdım kız erkek karışıksa. Yok yani, istemiyorum, git pis pasakla. Bir de bulan domuz. Sen domuzsun, ne kadar temiz olabilirsin ki? Oturduğum yerin tamamen renkli kanı olması. En korktuğum olaylardan bir tanesi kızlar. O yüzden bir de ilk günü böyle bir şey yaşamak. Allah'ım ben mi çok mu tepki verdim bilmiyorum ki, Allah'ım. Siz yardım edin bana arkadaş. Çok mu tepki verdim ya? Ay. Yani tamam, utanılacak bir şey değil sonuçta, olabilir. Ama insan geriliyor. Hani şey, bazı kızlar var mesela. Adetten utanılmaz, regli kanından utanılmaz, regliden evet utanılmaz, çok normal. Pet almaktan utanılmaz, çok normal. Evet, bunlar normal. Ama yine de hani benim mesela kolum kanasa, kanım bile dışarı geçse hani bir şey olur mu yani, ne alaka falan, anladın mı hani? İnsan utanır, neden herkes bilsin? Okulun ilk günü çıkışta onu gördüm ama ayrılmıştı. Kızlarla giderken ayağım çukura takıldı, düştü. Ay neyse. Neyse ki sen çukura düştün. O nerelere düşecek? Ne uçurumlardan düşecek? Sensiz haberi var mı yar yar? Hadi bakalım. Hadi sen çukura düştün. Düştüğün gibi kalkarsın. No panik. No, no. Tatlım dur. Heh, bir şey olmaz ki. Ne olmuş sen çukura düştüysen? Ama o
Sensizlikten ne uçurumlara düşecek, ne kaldırım köşelerine atacak kendisini, haberi olsun yani. Görmüşse de görmüş. Gerizekalı. Demiştir ki, nasıl değiştir abes. Neyse, sen hayatımdayken beni hangi durumlara düşürdün? Yere düşmüşüm çok mu be? Ortaokuldaki nefret ettiğim, bana iftira atan eski kankamla aynı sınıfa düşmüştük. Çok kötüydü abi. Karma is for you. Şimdi, iftira çok kötü bir şey, biliyorsunuz ki arkadaşlarım, dostlarım, pıtırcıklarım. Çok kötü bir şey iftira. Tabii ki atmıyoruz kimseye. Ama bana iftira atıldıysa, ama o iftira atıldıysa bir şekilde bedel ödenir arkadaşlar. O yüzden bedel ödetmenin vakti geldi de geçiyor. Hayatın sana böyle şeyi, al canım hadi şimdi sıra sende demesi gibi, Allah'ın kahrı bela yani. Müdürün üstüne kusmuştum. Ay, kusmak deyince ben böyle oğlum dünyanın, bak şu dünyada, tamam mı, yeryüzünde en sevdiğim insanlar olsun. Böyle hani canımı veririm, anladın mı? Bak yeğenlerim işte mesela. Oo, aşk kurban olurum yeğenlerim. Canımı istesin veririm. Yani sevdiğim bir insan da olabilir. Hiç fark etmez. Canımı veririm yani. Ama kusma. Kusmasını temizleyeyim. Yani kusma. Gördüğüm an böyle kusmak istiyorum, anladın mı? Kus. Biri kustu ama ben de kusasım geliyor. Eşlik edesim geliyor. Eşlik edesim geliyor ona kustuğu anda böyle. O kusarken ben de onunla birlikte böyle kusmak istiyorum. Bilmiyorum, midedeki şeyler bana çok şey geliyor ya. Ay yazık, ben müdüre üzüldüm şu anda. Seni ben böyle bir, ben müdür olsam öğrenci sınıfı atarım, okuldan atarım. Kusmaya tahammülüm yok. Heyecandan hocaya abla bakar mısın demiştim. Hoca da hiç bozultuya vermeden buyur ablası dedi. Sınıfı öğrenince sınıfa gittim. İlk dersimiz o hocaymış. Ne? Orası sizin eviniz. Burası sizin eviniz demiyorlar mı? Tamam, benim evimse o zaman ben abla da derim, anne de derim, baba da derim. Yani hani benim evim de orası, benim 5 katlı evim yok mu? Ne diyorsun, burası eviniz, evinizi temiz tutun, burası sizin eviniz. E tamam, zaten hayatımın çoğunu okulda geçiriyorum ben. Abla demişim çok mu yani, değil mi? Ablacığım. Gittim, yeni biriyle tanıştım, sonra eve döndüm, bu kadar. Gerçekten. Bütün lise ve üniversite hayatın özeti. Gittim, birileriyle tanıştım, eve geri döndüm. Yani. Merhaba, 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 merhaba. Bitti. Kimseyle öyle samimi olmaya gerek yok. Tanışın, bitti. Tanışın, gitti. Bu kadar. Yani öyle bir samimiyete gerek yok. Ama fazla samimiyet fazla bok getirir. Böyle bir şey yok ama var. Ben diyorum. Fazla samimiyet yok. Merhaba, merhaba. Aynı sınıfta mıyız? Allah kahri bela, tipe bak. Ben bütün seni mi çekeceğim demek istersin ama ben de memnun oldum deyip geçersin. Bu böyledir. Kavga ettim ben ilk gün. Kavga edecek. Ne yaşamış olabilirsin? Tabii tanımıyorsun, bak hiç kimseyi tanımıyorsun. Tanımıyor. Ne kavga? Hadi böyle bir iki ay geçer, hani tutulursun böyle birine, hani alttan böyle dövmek istersin, böyle tutulursun, gıcık olursun. Ha bir laf atar, bir şey bakar böyle tip. Tamam, anladım. İlk gün mesela ne olmuş olabilir? Ha, sarışın. Nefret ederim sarışınlardan. Gel lan buraya falan mı? Ya da esmer. Esmerlerden tiksinirim. Nefret ederim. Gel lan buraya falan diye mi? Yani nasıl kavga ediyor? Bu hikayeyi merak ediyorum. O yüzden aşağıya bekliyorum. İlk gün kavga eden varsa ne? Sebebi ne olabilir? Ya biri bana bunun tahminini söyle. Bak desin ki tahminimce şöyle falan. Tahminin ne mesela? Bana tahmin söyle. Bana tahminlerde ne? Esmer diye dövmüş, sarışın diye dövmüş. Ya da ne bileyim. Ya tanımıyorsun ki. Ne dövüyorsun? Yazık. Yapmayın. Annem öğretmen olduğu için çok zorbalanmıştım. İlk günden mezun olacağım. Hala arkadaşım. Şey, gerizekalılar mı bu insanlar, senin etrafındakiler? Ay benim var ya, öğretmeni olan bir arkadaş, yapışırım. Kanka da kanka. Besti de besti. Canım ciğer, gel kanka kardeşi olalım falan deyip bileğimi keser. Ama yani. Annesi öğretmen, ne yaparsın samimi olursun ki sana yardımcı olsun, yardım etsin. Biraz çakallık önemli. Yani gerçekten senin arkadaşlarının zaten IQ seviyesi o kadar düşük ki, yani etrafındaki arkadaşın da demeyeyim de, etrafındaki insanların IQ'su o kadar düşük ki onlardan arkadaş olmasa da olur. Ya bence olur. E çünkü akıllı olan, haksız mıyım, biri bana haksızsın desin ya. Ama haklıyım, haklısın diyeyim bana.
yorumlarda. Buraya kadar izleyen varsa Gizem abla haklısın yazsın. Hadi, haklıyım çünkü. Lisenin ilk günü anne babam benimle gelmişti. Çok utanmıştım. Bütün gün beni beklediler. Rezillikti. Neden? Abi bak, anneler babalar, sevgili anne ve babalar. Buradan sizlere sesleniyorum. Kesinlikle ve kesinlikle çocuğunuzu rahat bırakın. Özellikle lise, bak lise, üniversite. Artık kişi böyle bir birey olsun. Hani böyle bir bireyliğini hissetsin. Anladın mı? Yani böyle desin ki ben bir bireyim artık. Ben kendim gidebilirim, kendim gidebilirim. Hani belki seni çok sevdikleri için ben uyarımı yapayım. Burayı annenize göstereyim. Bakın şimdi dur, üslubumu düzeltiyorum. Merhaba sevgili anne ve babalar. Merhaba. Eğer liseye ve üniversiteye başlayan çocuklarınız varsa ebeveynler lütfen onların özgürlük alanını kısıtlamamak açısından tek gitmelerine müsaade etsinler. Bütün öğrenim hayatları boyunca kendi ayaklarının üstünde duran, kendi kararlarını kendi alabilen bir çocuk, bir nesil yetiştirelim hep birlikte. Verin el ele ebeveynler. Saygılar. Tamam, şimdi al annenin elinden. Evet, tamam bu. Ben sizin yerinize konuştum yani. Gayet de resmi bir şekilde konuş. Ben sizin yerinize izin aldım. Tamam. Bu sorunu da atlatmış olduk böylelikle. Evet, videomuzun sonuna geldik sevgili pıtırcıklarım. Okula başlayacak herkese şimdiden başarılar diliyorum. Sizleri çok seviyorum. İnşallah çok başarılı olursunuz. Kendinizi derslere verirsiniz. Domuzlara vermezsiniz. İnşallah karneniz 100 gelir. Hepsi böyle 5 5 5 5 gelir. İnşallah, amin. Ya da gelir, amin. Sizi çok seviyorum. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Haklısın Gizem yazmayı unutmayın. Sizi döverim yoksa. Ne diyor hocam kız? Siz bir olsam ama benim saçım uçuşum. Şek şek abi, biz bir bütünüz değil mi kankilerim? Aşklarım, pıtırcıklarım, sizi yerim ben. Videoyu beğenip kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Ve tabii ki beni sosyal medya hesabından takip etmeyi de unutmayın lütfen. Sizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.